Dostlar merhaba. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doların sert düşüşü. Pazartesi ve salı günü açıklanan, ardı ardına açıklanan ekonomik büyüme ve enflasyon oranları doların düşüş trendine geçmesine sebep oldu. Dolar ne kadar daha düşer? Nereye kadar bu düşüş trendini sergiler? Mustafa ile konuşacağız. Mustafa. Öncelikle herkese merhaba. Nereye kadar düşer ya da ne kadar düşer sorusuna yanıt vermeyeceğim. Yanıt vereceğim ama hani size şu gün şu kadara düşer diye bir şey yok. O benim işim değil. O teknik analizcinin vereceği rakamlar üzerinden çalışan bir şey. Beni de ilgilendirmez. Beni ilgilendiren ve hatta bu videoyu izleyen adamı ilgilendiren şey doların gün sonunda nereye gideceği. Küçük bir örnekle açıklayayım. İtalya'ya giden bir gemiye bindin. Gemi İtalya'ya gidecek ama Yunanistan'a uğradı. Aa, niye Yunanistan'dayız diyebilir misin? Biliyorsun sonunda İtalya'ya, o gemi Yunanistan'a gitmiyor. Sadece oraya uğradı. Şimdi doların da gideceği yer böyle. İtalya'ya gidecekse İtalya'ya gidecek. Şimdi geldiği yer Yunanistan'sa bak, hani biz İtalya'ya gidiyorduk demeyin yani. Gün sonunda olacak şey belli. Arada olan her şey de cilve. Arada olan her şey de daha önce belirttiğim silkeleme durumları. Silkelenmeye de devam edecek. Böyle böyle gidip geleceğiz. Kimse bana işte dolar yükselecek dedin, niye buraya düştü? İşte ya da diyorlar ki dolar yükselecek, hani yükselecekti, niye buraya düştü demesin. Bunu söylüyorum ben. Küçük yatırımcıya vesaire zaten bir öneri ya da yatırım tavsiyesi verme şansım yok. Sadece bir şey söyledim. TL bacaklı alsat işlemleri yapmayın diye. Çünkü burada sizi çok vururlar. Daha yol devam edecek. İtalya'ya gidene kadar Yunanistan'ın adalarına geze 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 gidecek o gemi. Arada ben işlem yapıyordum, terste kaldım vesaire, adamı çarparlar. Söylediğim şey aynen geçerli. Burada düşünülmesi ya da benim anlatmak istediğim şey, bu videoyu izleyen reel insan, gerçek insandan bahsediyorum. Günlük alsat yapan adamdan bahsetmiyorum. Kendimi nasıl korurum, nasıl paramı idare ettiririm şeklinde düşünen adamdan bahsediyorum. O yüzden daha ne kadar düşer, nereye kadar düşer net bir rakam yok. Bir ipucu istiyorlarsa daha fazla, çok daha fazla gideceği bir yer yok aşağıya doğru. Ama bak, yatırım tavsiyesi değil, yine söylüyorum. Benim kişisel kanaatim. Ben işlem yapıyor olsaydım ya da ben kovalıyor olsaydım daha fazla düşeceğine ihtimal vermiyordum. Kanaatim bu. Gün sonunda gideceği yer yine İtalya. Olması gereken yer yine şu anki bulunduğu yerin üstünde. Ama yine oraya bir rakam vermiyorum. 10 lira olur, 12 lira olur, 9 lira olur vesaire yok. Onlar müneccim işi. Onlar teknik analizcinin göstereceği teknik rakamlar ya da müneccimlerin ya da işte video izlenilsin diye oraya başlık atan YouTuber'ların işi. Clickbaitçilerin işi. O benim işim değil. Ben gideceği yeri söylüyorum. İnsanlar kendilerini doğru yerde konumlandırabilsin diye, doğru kanaatleri oluşturabilmek için söylüyorum. Kendi kanaatimi söylüyorum. İnanıp inanmamak sizin elinizde. Ama şunu ifade edeyim. Doların düşüyor olması, bu söyleyeceğim şeyi politika yapıcılar da çok iyi biliyor. Ekonomiyi yönetenler de çok iyi biliyor. Reel sektörün elemanları da çok iyi biliyor. Ekonomiden anlayan insanlar da çok iyi biliyor. Doların Türkiye'de düşmesi Türkiye'ye aslında faydalı bir durum değil ekonomik olarak. Var tabii birkaç tane yararı olduğu gibi, karşılığında çok daha büyük zararları var. Şu anda herkes TL'nin devalüe, yani değersizleştirilmesi gerektiğini biliyor. Piyasanın rahatlayabilmesi için. İnsanların nefes alabilmesi için. Çünkü sen dolar fiyatını baskılayarak buralarda tuttuğun müddetçe zorbalık. Piyasa rahatlamayacak. Piyasa rahatlamadığı müddetçe de senin aldığın önlemler, bir videoda söyledim ya, elini burayı kapat, elini buraya kapat. İşte burada bir delik var, TÜİK rakam açıklasın. Burada bir delik var, büyüme rakamını şöyle açıklayalım. Burada bir delik var, faizleri düşürelim. Burada bir delik var, özel bankalara baskı yapın, onlar da kredi versinler düşük faizle, yöntemleriyle doları aşağıda tutmaya çalışmak. Günün sonunda da bu duvarın yıkılması demek. Geleceğimiz nokta bu. Aslında herkes doların yükselmesi gerektiğini biliyor. Eşyanın tabiatı da zaten varması gereken yere bir gün varacak. Sen tutabildiğin yere kadar ipi tutuyorsun, tutuyorsun, tutuyorsun ama ellerin acıyor, gücün bitiyor. Bir yerden sonra ip gidecek. O ip gittikten sonra da işte şahlanıp gidecek o bağladığın şey her neyse. Bu örnekte dolar. Sıkıntı bu.
Peki abi, her şey dediğin gibi ise piyasaların rahatlaması için doların yükselmesi gerekiyorsa şu anda neden düşüş trendinde? Şu anda neden düşüş trendinde değil. Şu anda düşüyor. Evet, şu anda işte 85'lerden 65'lere doğru bir düşüşü var. Hızlı bir düşüş. Bu bir düşüş trendine girdiğini göstermez. Bu sadece oralarda tutulduğunu, tutulmaya çalışıldığını gösterir. Zaten daha önce de sana da ifade etmiştim. Şimdi hedefimiz şu ara bir yerlerde tutmak. Her şey dediğim gibi ise niye yükselmiyor? Çünkü bizim politika yapıcılarımız ve ekonomi yönetenlerimiz bu konuda bir politika belirlemişler. Yanlış olduğunu düşünmekle birlikte açıklayayım. Şimdi herkes biliyor ki müteahhitlerin elinde çok büyük miktarda konut stoku var. Satılamamış, satılması gereken. Şimdi bu konut stoku inşaat sektörünü baltaladı, zora soktu, durdurdu. Politika yapıcılarımız ve ekonomi yönetenlerimiz çözümü müteahhitlerin elinde satamadıkları, elinde patlayan bu daireleri, bu evleri satma üzerine kurmuş durumda. Bunun için de neyi hedefliyorlar? Tekrar söylüyorum, yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu politikanın çok daha büyük zararlar vereceğini düşünüyorum ilerleyen dönemde. Ev sattırabilmek için kredileri düşürmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu en başından başlayayım. Birinci madde, insanları ev almaya yönlendirmek istiyorlar. İnsanları ev almaya yönlendirmen için de evin bir yatırım aracı, getiri sağlayacak bir yatırım aracı olduğuna ikna etmen gerekiyor. Şimdi iki tane örnek var. Bir ev 2 dolar. İnsanlar bakıyor, ya ben ev alsam, kaç sene tutsam, hele ki şu ortamda fiyatlar da balon. Ben bundan para kazanmam zaten mümkün değil. Bunun bir yatırım aracı olması artık geldiğimiz noktada hiç mümkün değil. Bu tarafta bir de dolar var. Hem likit, hem istediğim zaman alıp satabiliyorum. İstediğim zaman çıkıp gidebiliyorum. Düştüğü zaman tekrar aşağıdan alabiliyorum. Ayrıca hani son 2-3 senede nereden nereye geldiği belli. Bir de konuşulanlara bak, bir de duruma bak. Gideceği yer de belli. Diyor ki adam, ben ev almak şu anda benim için delilik. Dolar alırım, atarım kenara, kafam rahat eder. İstediğim zaman satar, çıkarım. İşte bu algıyı yıkması gerekiyor. Ev sattırmak isteyen adamın. Bu algıyı yıkmak için de şu anda doların düşeceğine ya da doların yükselmeyeceğine, doların kazanç sağlayacak bir yatırım aracı olmadığına ikna etmeye çalışıyor algı. Halkı. Algı. Bu algıyı yaratmaya çalışıyor. Bizim bu dolardaki baskılama politikamızın birinci nedeni bu. Farkındaysan işte 7 liralardan başlayan bir düşüş trendi ve buralarda uzun süredir devam eden bir çırpınışı var. Buralarda da tutmaya çalışıyorlar. Bütün güçleriyle bunu sağlamaya çalışıyorlar. Bir yandan da faizleri düşürüp insanları krediyle ev almaya, o müteahhitlerin elindeki tapon malları halka kakalamaya çalışıyorlar. Şu anda müteahhitlerin elinde defolu ürünler var. O defolu ürünleri çakmaları gerekiyor. Çakmak için de kredi faizlerini düşürmek istiyorlar. Kredi faizleri düşecek. Şöyle bir algı oluşturulacak. Kredi faizleri düşecek. İnsanlar eve yönelecek. Ev fiyatları yükselecek. O zaman işte bu da sizin için bir kazanç kapısı olacak. Zaten bu tarafta yükselmeyen bir dolar var. Hatta düşeceğini de söylüyorlar falan diye böyle bir şey. Çünkü uzun müddet bunu gösterirsen insanlara, birkaç ay sonra dolar yükselmiyor hakikaten der ve kaçar oradan. Paramız yatıyor, ölüyor. Ya da ama bunu ikna etmen gerekiyor. Şu anki senaryoda insanları doların yükselmeyeceğine ikna etmek gerçekten zor. Hani çünkü hani 25-30 IQ'lu bir adam doların gün sonunda İtalya'ya gideceğini biliyor. Kredi faizini düşüreyim. Buradan insanlara krediyle ev aldırayım. Müteahhitleri rahatlatayım. İnşaat sektörünü döndüreyim. Şu ana kadar kurduğum sistem sadece inşaat sektörü üzerindendi çünkü. Başka hiçbir yapısal reform yapamadım. Biraz daha kan pompalayayım vücuda. Bu hastanın biraz daha yaşamasını sağlayayım. Ayakta tutmaya çalışayım modu. Kredi faizlerini düşürmeye çalışıyor. Bu arada özel bankalar da bu suni durumun farkında. Onlar da kredi vermemeye çalışıyor. Sonra ekonomi yönetenler özel bankalara başka silahlar çekiyor. Diyor ki, madem öyle, o zaman diyor zorunlu karşılıklarını diyor azaltırım. Senin elindeki likit miktarını da bana fazla vermen lazım. Senin elindeki parayı Merkez Bankası'na alırım diyor. Sen diyor kullanamazsın.
Eğer diyor benim istediğim gibi düşük faizle kredi verirsen o zaman diyor tekrar sana parayı pompalarım. Ama banka da biliyor. Hani şu anki ortam düşük faizle kredi verebileceği bir ortam değil. Oradan zarar edecek. İkincisi kredi verdiği zaman geriye alamayacağını biliyor banka. Kredi verdiği zaman geriye alamayacak. Özellikle eve vesaireye verdiği zaman. Mortgage krizini hatırla Amerika'daki. Ne oldu o bankalar alabildiler mi kredileri geriye? Hayır. Evler ne oldu? Kaldı gitti. İşte 100 bin dolarlık ev 2 milyon dolara satılıyordu. Sonra ne oldu? Banka aldı. Geri onlara icra koydu. Onları haciz etti. Elinde ne var? Aha böyle. Hikayenin özü bu burada. Şimdi kredi faizlerini düşürebilmen için, bu arada faizleri düşürebilmen için bir yandan da senin aslında enflasyonunun da düştüğüne ikna etmen gerekiyor. Çünkü resmi olarak söylüyorum, işte iki haneli enflasyonlar %20'lerden geldik son 2-3 ayda %20'lerden %15'e düştü enflasyonumuz yersen. Muhtemelen daha da düşürecekler, tek haneye doğru düşürecekler. Çünkü kredi faizlerini daha da düşürme planları var. Yani kredi faizleri bu seviyelerde olduğu müddetçe kimse ev almaz. Biraz daha düşürelim. Belki ev alırlar üzerinden gidiyoruz. Peki kredi faizi nasıl düşer? Kredi faizinin düşmesi için senin enflasyonunun olmadığına ikna etmen lazım. Enflasyonunun da düşüyor olduğuna ikna etmen lazım. İki yöntemi var. Bir, gerçekten enflasyonun düşüyordur. İki, enflasyonun düşmüyordur ama düşüyor gibi göstermeye çalışırsın. Sahte bir senaryo. Enflasyon rakamını açıklayan kim? Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yakın zamanda başındaki adam değiştirildi. İşte o zamana kadar rakamlar %2 aylık enflasyon artışı, %3 aylık enflasyon artışı, sonra %6.25 aylık enflasyon artışı gibi rakamlar gördük biz. Başkan değişti. Başkan değiştikten sonra enflasyon düşmeye başladı. Acaba ben de şey algısı uyandırdı. Demek ki bizim ekonomiyi yöneten, piyasayı yöneten TÜİK'miş. Biz TÜİK tarafından yönetilen bir ekonomiyiz demek ki. TÜİK'in başına çok yetenekli, çok başarılı, çok işinin ehli bir adam getirdiler. Adam Türkiye'de enflasyonu düşürdü. Daha da düşürecek. Ben inanıyorum o adama yani. Yürekten inanıyorum. Daha düşer. Büyüme rakamı. Pazartesi günü büyüme. Büyüme rakamı dedin ya. O büyüme rakamı değil ki. Büyümeme rakamı. Bizde küçülme rakamı açıklandı. Çünkü eksi. Yani küçüldük. Ama bir laf var. Üslup esası belirler. Çok sık kullanırım. Şimdi çalış. Baban gibi eşek olma diye bir cümle vardır. Klasik. Virgülü nereye koyarsan cümlenin anlamı değişir. Biz de buna benzer bir tavırla küçülme yaşadığımız zaman çıkıp alnımızın akıyla bu ay eksi büyüdük diyebiliyoruz. Bu dönem, bu çeyrek eksi büyüdük diyebiliyoruz. Eksi büyüdük. Bak eksi büyüdük eşittir küçüldük aslında. Ama sen küçüldük dersen mertçe neyin ne olduğunu anlatıyorsun demektir. Eksi büyüdük dersen karşındaki adamın algısını yönetmeye çalışıyorsun demektir. Karşındaki adama işte herkes aynı eğitim düzeyinde, herkes aynı zeka düzeyinde, herkes aynı saflık düzeyinde olmadığı için eksi büyüdük algısı insanlarda tam olarak oturmuyor. Küçüldük gibi bir sonuca varmayabiliyor. Bu algı yönetimi. Ben sana, sen bana dersen ki ya benim cebimdeki para eksi büyüdü dersen derim ki sen kime neyi anlatmaya çalışıyorsun? Beni mi kandırıyorsun derim yani. Seninle olan münasebetimi keselim. Abi benim cebimdeki para küçüldü. Ben para kaybettim dersen bana mertçe. Aa geçmiş olsun derim. Oturup konuşalım nedir problem? Abi cebimdeki para eksi büyüdü dersen derim ki gidelim bir doktora falan göster kendini. İşte şu anda düşüyor olmasının nedeni rakamlar üzerinde kalem oynatmaktır. Rakamları tersten göstermektir. Ama sen bugün rakamları tersten gösterirsen yarın sana
başka yerlerde tersten gösterirler. Hikayenin özü bu. Peki, bir yatırım tavsiyesi istemiyorum. Uzun vadede insanlara ne önerirsin? İnsanlara bir şey önerirsem bir yatırım tavsiyesi gibi olur. O yüzden ben de yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sana bu soruya cevap olarak şeyi söyleyebilirim. Uzun vadede ne yaparsın Mustafa gibi sorduğunu düşünüyorum. Ben kişisel fikrimi söyleyeceğim. Sence iyi anlat. Şimdi benim için zaten baktığım yer, her olaya bakış açım böyle. Kısa vadeli bakış diye bir şey yok. Kısa vadeli bakıyorsan kumar oynuyorsun demektir her şey için. Yani ben bu hayvanlara kısa vadeli bir plan program, kısa vadeli bir işlem yapamam. Bu hayvan bir ömür geçiren hayvan. Bugününü düşünürsem ya da yarınını, birkaç gününü düşünürsem o beni kurtarmaz. Çünkü bu hayvan bir hafta sonra da acıkacak. Benim bunun uzun dönemde yemini, suyunu, ilacını vesairesini düşünmem gerekiyor. Sağlığını, korumasını. Mesela şimdi yaz ama kışın da yaşayacağını düşünmem gerekiyor. Bakış açınız, benim bakış açım kısa vadeli ya da orta vadeli değil. Hep uzun düşünüyorum. Kısa vadeli ve orta vadeli düşünenler gidip forex oynar, al sat yapar vesaire yapar. Ondan bahsetmiyorum. Uzun vadede gemi İtalya'ya gidiyor. Bunu söylüyorum. Gemi İtalya'ya gidecek. Bir hashtag var ya, o barınak buraya gelecek diye. O gemi İtalya'ya gidecek. Ama bugün gider, ama yarın gider onu bilmem. Ama Yunanistan'a uğrar, ama adalarına uğrar, Santorini'ye uğrar, orayı bilmem. Gideceği yeri söylüyorum. Olacak, en sonunda olacak. Bu dönem içerisinde ben ne yaparım? Bir kere kredi faizleri 2'ye de düşse, 1'e de düşse ev almam. Ev fiyatları yarısına da düşse yine ev almam. Ben almam. Çünkü sonunda olacağı biliyorum. O evi alırsam o ev benim elimde patlayacak. Bir müteahhit bana o evi çakacak. Sonra alacak dolanın pırtısını, topladığı parasını, muhtemelen uzayacak, gidecek. Benim cebimdeki para çıkacak. O ev bende patlayacak. Ayrıca ne yaparım? Panik hareket etmem. Resmin büyüğüne bakarım. Geminin İtalya'ya gideceğini biliyorsam İtalya'ya bilet alırım. Bunu biliyorsam. Ki ben geminin İtalya'ya gideceğini biliyorum. Kimseye İtalya'ya bilet alın demiyorum. Ben olsam, alabilecek İtalya'ya bilet alabilecek durumum olsa, pardon. Şu anda çünkü herhangi bir bilet durumum da yok. İtalya'ya bilet alır. Doların baskılanma durumunda aldanmazdım. Aldanmıyorum da. 5.50'ye de düşer. 4.70'e de düşer belki. Düşmez ya. Belki düşer. Ama bu benim kanaatimi, fikrimi değiştirmeyecek. Çünkü bugün de yarın da yaşamıyorum. Enflasyon rakamlarının ileride daha da düşeceğini de biliyorum. Tekhanelere de indirebilirler. Kağıt üstünden. Beni ilgilendirmiyor. Orada neyin açıklandığı beni ilgilendirmiyor. Orada neyin açıklandığı gündelik işlem yapan adamı ilgilendirir. Bak 5.85'ten 5.65'e geldi. Orada 2 günde açıklanan rakamların sonucu bu. Beni hırgalayan bir durum yok. Ben o işin içinde değilim. Ben zaten biliyorum böyle böyle gideceğini. Ama sonra gideceği yeri de biliyorum. Neresi? İtalya. Rakam yok. Zaman yok. O müneccimliğe girer. İtalya'ya bilet alırım ne demek? İtalya geminin gideceği yeri biliyorsan, yani geminin İtalya'ya gideceğinden eminsen, ona göre pozisyon mu alırsın? Evet. Tedbir mi alırsın? Yani buradan İstanbul'dan ev almak yerine, yani böyle enteresan müteahhitlerimiz var. Söylersem sıkıntı doğurabilir. Özelliklerinden bahsedersen. Kimisi milletin bilmem neresine ne yapacağını söyler. İşte kimisi yanındaki kadınlarla falan konuşulur. Böyle enteresan müteahhitler var. O müteahhitten cebimdeki parayı ona verip onun satamadığı defolu evi almam. Parayı cebimde tutarım. Geminin İtalya'ya gitmesi işte doların ya da başka bir yatırım aracının yükseleceğini düşünüyor olmam. Böyle bir yatırım aracı varsa da yükseleceğini düşünüyor olmam olduğum. Cebimde de yatırım yapmaya yönelik bir şeyler varsa işte o gemiye yatırım yaparım. Hikayenin özü bu. Herkese de bunu tavsiye etmiyorum.
Tavsiye vermiyorum. Tamam mı? Ben anlatıyorum. Seven sevsin, dinleyen dinlesin. Tamam değiliz. Kanala abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açmayı unutmayalım. Beğendiyseniz beğene basmayı, istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazmayı, hani şunu da konuşun dediğiniz. Fikriyatınız varsa fikirlerinizi, paylaşmak istediğiniz şeyleri yorumlara yazmanızı rica edeceğim. Bu kanal gelirleriyle bir ampute hayvan barınağı açmak üzere kurulmuş bir kanal. Desteğiniz için hepinize kalpten teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.